Bana YouTube videosu çektirmiyorlar şu an, biliyor musun? Kimsin lan sen? Dikkatim de alıyor bu arkadaşlar. Yani yıllar boyunca denediniz. Doğru antrenman yapmayı denediniz. Doğru beslenmeyi denediniz. Kendinizi keşfetmeyi denediniz. İşte size yol. Genetik videolarımızı izleyin. Hangi genetiğe yakın olduğunuzu öğrenin. Ve sonuca doğrudan gidin. Başlattın mı? Başlattım. 3, 2, 1, kayıt. Talo Fitness Club'a hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese tekrardan selamlar, sevgiler. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. 3 aydır yani YouTube maceramıza başladığımızdan beri beklenen Mix Twitch videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar, Fast Twitch'i anlattık, Slow Twitch'i anlattık ve şimdi sırada Mix Twitch'te, yani Genetik 3. Mix Twitch yani karışık kas grupları. Diğer genetik videolarında nasıl maddelediysek işaretler, antrenman, beslenme, süplement ve kısa kısa notlar şeklinde hazırladık. Mix Twitch'te de aynı maddelerle sizlere açıklayacağız arkadaşlar. Slow Twitch genetiğini ve Fast Twitch genetiğini anlatırken bunların çok az bir yüzdeye sahip olduğunu, yani kesin olarak bunlara ayrılan insanların sayısının çok az olduğunu söylemiştik. Bir daha üstünden geçecek ve dünya nüfusunun yüzdesine vuracak olursak, dünya nüfusunun sadece %3'lük, 4'lük bir kısmı tam olarak, kesin olarak Slow Twitch'ler arkadaşlar. Fast Twitch'ler yoğunluk olarak, yani kesin olarak ayrılan Fast Twitch'ler ise dünya nüfusunun %8'lik, %9'luk bir kısmını kapsar. Geriye kalan yüzdesel büyük kısım Mix Twitch'tir. Yani insanlığın, dünyanın %80-85'i Mix Twitch, yani karışık kas grubu genetiğine sahiptir. Arkadaşlar, anlatacaklarımızın ışığında eğer Mix Twitch olduğunuzu düşünüyorsanız siz bir Fast Twitch'sinizdir. Kesinlikle arkadaşlar. Bu ne demek? Fast Twitch gibi antrenman yapacaksınız, Fast Twitch gibi besleneceksiniz. Yani Fast Twitch'e yakınsınız demektir. Genetik 3 yani Mix Twitch arkadaşlar. Kapsayıcı kas grupları. İki tane burada önemli yıldızımız var. Kısmi güç ve kısmi dayanıklılık. Evet arkadaşlar, şimdi Fast Twitch'te Slow Twitch genetiğini artık biliyorsunuz. Ne demek olduğunu öğrendiniz, iyice benimsediniz, tekrar tekrar izlediniz. Şimdi bu videoyu anlatırken çok önemli bir şey kullanacağız. Sürekli kıyaslama, karşılaştırma yapacağız. Ne demek bu? Kıyaslama yaptığımız zaman, yani Fast Twitch'i, Slow Twitch'i ve dahilinde son genetik olan Mix Twitch'i birbirleriyle kıyasladığımız zaman çok daha iyi öğrenebileceksiniz. Fast Twitch'te ne demiştik? Fast Twitch'in en önemli özelliği patlayıcı güç uygulayabilmesiydi ve aynı zamanda kuvvet konusunda en iyisiydi. Slow Twitch'lerde ise dayanıklılık birinci öneme sahipti. Çünkü Slow Twitch genetiği dayanıklılık konusunda en iyisiydi. Aynı zamanda kuvvette devamlılık konusunu örnek vermiştik hatırlarsanız. Mix Twitch'e gelecek olursa, Mix Twitch Fast Twitch kadar patlayıcı güç sergileyemese de Fast Twitch'e yakın bir patlayıcı güce sahip arkadaşlar. Dayanıklılık konusunda Slow Twitch kadar dayanıklı olmasa da yine kısmi olarak dayanıklılığa sahipti. Ne demiştik hatırlarsanız? Fast Twitch bu bardağı kaldırma konusunda en iyisiyken Slow Twitch bardağı böyle tutma konusunda en iyisine sahipti. Mix Twitch'ler ise hem bardağı kaldırabiliyor hem de böyle tutma konusunda iyi bir genetiğe sahip oluyor. Ama hiçbir zaman bir Fast Twitch kadar ya da bir Slow Twitch kadar uç örnekler, uç performanslar sergileyemiyor burada. Şimdi daha iyi anlamanız için bir örnek vereceğiz arkadaşlar. Fast Twitch'ler bir Lamborghini, bir Ferrari ya da buna benzer güçlü, performanslı bir araba düşünün. Şimdi bu arabalar çok yakan, benzin açısından çok yakan ama en hızlı araba kapsamına giriyor. Fast Twitch'e burada çok yakan ama hızlı bir arabayı örnek verebiliriz. Slow Twitch'e ise dizel bir arabayı örnek verebiliriz. Nedir dizel araba? Hani çok performans sergileyemeyen, çok güçlü olmayan ama uzun mesafelerde yakıtını daha idareli kullanabilen bir arabaydı. Dizel arabalar. Mix Twitch ise hem benzinli hem tüplü arabalar örnek verebiliriz yani. Hem gerektiğinde performans sergileyebiliyor hem de daha az yakabiliyor tüpe geçtiği zaman. Mix Twitch'e de bu örneği vererek daha iyi anlamanızı sağlayabiliriz. Hocam bir örnek de ben verebilir miyim? Tabii ki. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi diyelim Fast Twitch'ler ayda 15 bin lira maaş alıyor. Slow Twitch'ler 500 lira maaş alıyor. Mix Twitch'ler de 4 bin lira, 5 bin lira maaş alıyor diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz ama burada önemli olan bir şey daha var ki arkadaşlar. Fast Twitch'ler aldığı 15 bin lira parayı bir anda hiç ederken Slow Twitch'ler aldığı 500 lira parayı müthiş bir idareye tasarrufla kullanabiliyor. Başlattın mı? 3, 2, 1, kayıt. Duygularım darmada. Bende bir özellik var şimdi. Sanki sürekli canlı yayın vermiş gibi. Hani bunun video olduğunu, üzerinde oynanabileceğini unutarak sürekli böyle alttan alttan sesle vermeye çalışıyorum. Kısık sesle. Zaten videodayız. Canlı yayında değiliz ki yani. Bunlar niye gülüyor bu? Dikkatim de alıyor bu arkadaşlar. Kas lifi çapı. Fast Twitch'lerde kas lifi çapı. Çapı.
Hayır, bilmediğinden değil yani, ağzım dönmüyor. Fast Twitch'lerden devam. Şu çocuk sonuçta. Ya ben senin video çekerken çıplak kıllı vücudunu görmek zorunda mıyım ya? Birinci işaretimiz neydi? Kas lifi çapı. Tekrardan üzerinden geçmek gerekirse, örneğin bir quadriceps'i düşünün. Quadriceps kasının içerisindeki en büyük kas liflerinden birisi, fast twitch'lerde daha büyük bir kalınlığa sahipken, mixed twitch'lerde o çap biraz daha küçülüyor ve slow twitch'lerde o çapın boyucu artık iyice küçülmeye başlıyor. Enerji sürekliliği, yani dayanıklılık konusunda orta seviyelerdedir. Ama bir fast twitch kadar enerji sürekliliği, yani dayanıklılık mixed twitch'lerde orta seviyededir. Yani bir fast twitch kadar çabuk yorulmazlar ama bir slow twitch kadar da dayanıklı değillerdir. Hatırlarsanız burada yürüyüş örnekleri vermiştik. Bir fast twitch yürümeye başladığında tempolu bir yürüyüşle atıyorum 20-25 dakikalık bir performans sergileyebiliyordu. Slow twitch'lerde bu süre 90 dakika, 100 dakika, 110 dakikaya kadar çıkıyordu. Mixed twitch'ler ise burada 45-50 dakikaya kadar bu süreyi çıkartabiliyor arkadaşlar. Sinir ileti hızı, yani refleksler fast twitch'lerde çok hızlıyken, yani böyle çok hızlıyken, bu mixed twitch'lerde hızlıdır. Bakın arasındaki farkı iyice dinleyin arkadaşlar, buna dikkat edin. Bu slow twitch'lerde biraz daha yavaş seyreder. Yani bir örnek verelim arkadaşlar. Box torbasına yumruk attığımızı düşünelim. Ya da box makinesine diyelim burada. Atıyorum Alican hocamla ben bir fast twitch, bir slow twitch. Alican hocamın da 100 kiloda olduğunu düşünelim. Ben 100 kilodayım şu anda. İkimiz box makinesine yumruk atarken Alican hocam fast twitch özelliğinin getirisiyle o box torbasına çok daha hızlı ve çok daha güçlü bir yumruk atabiliyor. Ben ona nazaran, ne kadar performansım ileride olursa olsun, ona nazaran daha yavaş ve daha güçsüz yumruk atabiliyorum. Aynı kilo doldursam. Mixed twitch'lerde bu süre ya da bu hız yine fast twitch'lere yakın durumda. Slow twitch'lerden çok daha iyi durumda, refleks hızında, vuruş hızında mesela. Ama bir fast twitch kadar tam olarak iyi değil. Bir de şey örneği var hocam, 100 kilometre örneği var. Bak o da güzel bir örnek. Evet. Yani fast twitch'ler 3-4 saniyede 100 kilometreye ulaşabilirken, evet, mixed twitch'ler 6-7 saniyede... Hocam yine bunu araba üzerinden anlatalım. Değil mi? Araba üzerinden anlatalım. Bilirsiniz arabaların en büyük özelliklerinden birisi bahsedilirken 0'dan 100 kilometreye kaç saniyede çıktığı konuşuyor. Aynen. Bir fast twitch 0'dan 100 kilometreye 4-5 saniyede çıkarken bir mixed twitch 0'dan 100 kilometreye 7-8 saniyede çıkar. Slow twitch'ler ise 13-14-15 ama aldı mı da gider yani. Kasılma hızı yüklü kan pompalaması demektir. Yani bu da ne demek? Pump. Şimdi fast twitch'ler antrenmanda 20-25 dakikada pump'ı elde ederken mixed twitch'ler 40 ila 45 dakika arasında, slow twitch'ler ise 1 saatte pump'u yakalarlar arkadaşlar. Şimdi gelelim oksijenli ortam örneğine. Ortam örneğine. Şimdi arkadaşlar fast twitch'ler anaerobik fast twitch'ler anaerobik antrenmanları sever demiştik. Ne demek? Oksijensiz ortam demek. Slow twitch'lerde ise aerobik antrenmanlar, yani bol oksijenli ortam. Mixed twitch'ler ise hem anaerobik hem de aerobik antrenmanları yapabiliyor arkadaşlar. Yani hem oksijensiz ortamda performans alabiliyoruz hem de oksijenli ortamda performans alabiliyoruz. Yani bu açıdan bakınca aslında mixed twitch'ler ideal bir gen grubuna sahiptirler diyebiliriz. Yani hocam bir şey söyleyeyim, aslında ben mixed twitch genetiğini gayet de başarılı beğeniyorum yani, güzel. Tabii ki yani. Öncelikle fitness yani ve bodybuilding... Dayanıklı, patlayıcı kuvveti var. Fitness ve bodybuilding açısından bakarsak fast twitch'e yakın olmaları kendileri için çok büyük bir avantaj tabii ki. Örneklerde bahsedeceğiz ama yani fitness ve bodybuilding şampiyonları her ne kadar fast twitch'lerden daha çok çıkıyor olsa da mixed twitch'lerden de çok sayıda şampiyon çıkmıştır arkadaşlar. Bir diğer işaretimiz arkadaşlar hipoglisemi. Hipoglisemi nedir? Kan şekerinin düşmesi. Daha çok fast twitch'lerde ve mixed twitch'lerde görülüyor arkadaşlar. Normal bir insanın açlık kan şekeri seviyesi 85 ile 100 arasında seyrederken bu tokluk açısında, tokluk durumunda 120'lerde seyredebiliyor. Şimdi hipoglisemide kan şekerinin düşmesinde bu oran açlık kan seviyesinin altına düştüğü zaman hangi belirtiler gözüküyor hocam? İşte efendime söyleyeyim, terleme, titreme, bir gözde kararmalar, yani böyle bir hocam bir sararmalar. Bu durumu çok yaşıyor, o yüzden ona soruyoruz. Yani. Mide bulantıları, sinir, stres, öfke... Rezalet bir durum hocam yani. Bu Allah da böyle bir durumu kahretsin. Yani hipoglisemi durumunda özellikle fast twitch'lerde ve mixed twitch'lerde özellikle antrenmanda kan şekeri düştüğü zaman, yani yapması gereken antrenman sınırının dışına çıktığı zaman
kan şekeri düşüklüğüyle beraber mide bulantısı, konsantrasyon kaybı, yüzde beyazlama, ondan sonra daha çok kusma belirtileri, sinir stresi. Hocam bir şey söyleyeceğim. Tabii bugün hatırlıyor musun mesaide, mesainin bitmesine yakın sen beni çağırdın ya. Atilla hocamla haber gönderdin. Şimdi ben aşağıda bir arkadaşa karın hareketi göstermeye gittim. Kendimi nasıl buldum biliyor musun? Masa tenisi oynarken. Sebepsizce, istemeden yani. İşte bu bilincimi kaybettiğim anlardan bir tanesiydi. Sonra ne oldu Atilla hocam? Sen söyle. Ya gittim dedim hani hocam Tamon hoca çağırıyor. Çıkacağız. Video çekimi var. Dedim ne yapıyorsunuz burada? Böyle bir bakışı var hani kendi de ne yaptığını bilmiyor. Ne yapayım ben burada da? Ben buraya nasıl geldim burada ha? Çok iyi. Mixed Divish'lerde başarılı olabilecek branşlardan örnek verecek olursak eğer mixed divişler 200 metre mesafe koşu, 400 metre mesafe koşu ve 1500 metre mesafe koşularında kesinlikle en iyi genetiğe sahiptirler. Şimdi yoğunluklu olarak bir slow twitch alıp bu mesafelere koyarsan başarısız olur. Bir fast twitch alıp 400 metre, 1500 metre koşturmaya çalışırsan başarısız olur. İşte burada mixed divish genetiği devreye giriyor. Dahilinde fitness ve bodybuilding ve bunun gibi patlayıcı kuvvet gerektiren ve kas lifi çapının devreye girdiği sporlarda yine mixed divish genetiği çok başarılı olabiliyor arkadaşlar. Yine dahilinde kısa ve orta mesafe yüzme, tenis, handball, su topu, jimnastik, dans, judo, karate bu gibi branşlarda futbolda, basketbolda yine mixed divishler en başarılı genetiğe sahiptirler. Yani arkadaşlar mixed divish olduğunuz için üzülmeyin, aksine sevinin. Vallahi üzülecek bir durum yok. Atıyorum atletizmden konuşuyor olsaydık, uzun mesafeden, onun videosunu çekiyor olsaydık en iyisi bendim. Ama fitness'tayız, bodybuilding'deyiz. Dolayısıyla burada, yine önemli bir noktaya değineceğim arkadaşlar. Burada mixed divish ve fast divish genetiği daha baskın, daha ayrıcalıklı, daha özellikli. Bu branşta daha başarılı. Şimdi geçenlerde bizim takipçilerden birisi hocamızın bir tanesine sormuş. Demiş ki, hocam slow divishlerin bu branşta iyi vücut yapamayacağı söyleniyor. Ne diyorsun diyor. Hocamız da demiş ki öyle bir genetik tipi yok. Sadece kas lifi tipleri var. Kas lifi tipi 1 ve 2 var. İyi de kas lifi tipi 1 slow twitch. 2 fast twitch zaten. Yoğunluk olarak hangisine yaklaştığın değişiyor. Ve biz asla ve asla slow twitchler iyi bir vücut yapamaz demedik. Biz slow twitchler bu branşlarda şampiyon olamaz dedik. Olamazlar. Adımı ortaya koyabilirim. Yani. Olamazlar. Ki birçok örneğini de kesinlikle, yeryüzünde yaşadık hocam, gördük, izledik. İyi bir plaj vücudu yapabilirler, atletik bir vücuda sahip olabilirler, tertemiz, six-pack'li vücuda sahip olabilirler. Ama asla ve asla fitness, bodybuilding branşında şampiyon olamazlar. Olamazlar. Zaten sizin, yani insanlığın %80'i fitness ve bodybuilding yapmaktaki amacı ne? Atletik bir vücut. Dolu kollar, dolu göğüsler, büyük omuzlar, giydiğinin yakışması, plaja gittiği zaman havluların, paraoların arkasına saklanmaması. Hem kadınlar hem erkekler için geçerli. Ben bir slow twitch'im ve vücudumdan da gayet memnunum. İyi antrenman yapıp, slow twitch'e göre antrenman yapıp beslendiğim zaman çok da güzel bir vücuda sahip olabiliyorum. Ama asla şampiyonluğu düşünmedim, girmeyi düşünmedim ve şampiyon olacağımı da düşünmedim. Çünkü ben kendimi çok iyi biliyorum. Sen benim şampiyonumsun hocam. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Bana YouTube videosu çektirmiyorlar şu an biliyor musun? Arkadaşlar ikinci başlığımız antrenman. Antrenman ne kadar önemli hayatınızda, farkında mısınız bunu? Hocam hazır mısın? Mixed divishler nasıl antrenman yapacak? Nasıl yapacak hocam? Hocam nasıl yapacak biliyor musun? Şimdi fast divishler ben kaçıncı tekrarda cayır cayır yanmaya başlıyorum? Dördüncü, beşinci tekrarda böyle cayır cömbelek yanıyorum. Sen hocam kaçıncı tekrarda 12, 13, 14, 15'te yanmaya benim başlıyorsun? Benim en büyük özelliklerimden birisi dumbbell shoulder press yaparken 35 kiloyu alıyorum. 35 kiloda 8-9 tekrar çıkartabiliyorum. Hani antrenmanla beraber yükselttiğim bir gücüm var. Ama tekrar sayım 35 kilo ile 8-9. Sonuç alıyor musun? Hayır. Yanmıyor mu? Hayır. Sadece ağırlığın yükünü hissediyorum. Bırakıp 20 kiloyu aldığım zaman 17, 18, 19 omuzlar bitiyor. Cayır cayır yanıyor. Adana gibi. Dolayısıyla fast twitch'lerde ne demiştik? Tekrar sayılar 4 ile 8 arasında seyretmeli demiştik. O kadar ağır bir kiloyu seçecekler ve zaten 4. 5. tekrarlarda o pump'ı, yanmayı, acıyı alırlar. Slow divishler az önce söylediğim gibi 16, 17, 18, 19, 20 tekrar. Mixed divishler ne yapıyor arkadaşlar? Mixed divishler 8 ve 14 tekrar. Hemen bir örnek vereyim. Doktor Koray hocam vardı. Tam bir mixed divishti. Yani paramparça bir mixed divishti. Ona antrenman yaptırırken çok net bir şeyi gözlemliyordum. Adam 14 tekrara kadar çok rahat geliyordu. Ortalama kilolarla 14 tekrardan üstüne çıkamıyordu.
Biraz daha kiloyu yükseltirsen 9-10 tekrar yapıyordu. Ama 14'ün üstü yok. 7-8'in altı da yok. Bir başka öğrencim var. Fast Twitch'in dibidir kendisi. Mustafa Güneş. Adam 6-7 tekrarın üzerine çıkamıyor. Çok bariz bir Fast Twitch. 5 kiloyu versen bile 8-9 tekrardan fazla yapamıyor. Ama 5 kiloda sonuç almıyor Fast Twitch'ler. Unutma. Antrenman esnasında Fast Twitch'ler nabız aralığını 150, 160, 165'te yakalıyor. Yani verimi o nabıza geldiği zaman alıyorlar hocam. Yani kolay nefes alamayacak kadar vücudunu zorladığı zaman vücut inanılmaz şekilde pump olmaya, böyle kan damarlarını patlatmaya başlıyor. 170-180. Slow twitch'lerde ne dedik? Kendi antrenmanlarımda da öyle 120-125, 130, maksimum 135. Ama genel olarak 125'lerde slow twitch sonuç alıyor. Mix twitch'ler ise 145-150 civarında nabızla sonuç alabiliyor arkadaşlar. Yani fast twitch'e yakın, ortanın biraz daha yukarısı. Hocam bir şey soracağım sana. Peki mix twitch'ler nasıl antrenman yapacak? Hocam, bu adamlar nasıl antrenman yapacak? Nereye sıçacaklar ya? Slow twitch'lerden bir örnek verecek olursak, slow twitch'ler biraz daha izole hareketleri tercih etmeli demiştik. Yani daha az kas grubunu çalıştıran hareketler. Fast twitch'lerde ne dedik? Barbell'la yapılan daha çok kas grubunu, deadlift gibi, squat gibi, barbell upright row gibi, bench press gibi, barbell shoulder press gibi daha çok kas grubunu çalıştıran hareketler yapacak demiştik. Mixed twitch'ler nasıl yapacak? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Mixed twitch'ler genel antrenman sistemi açısından. Atıyorum barbell upright row yaptı. Geniş tutuş. Arka omuz, trapezler, ondan sonra orta lateral kısmı, çoklu omuz kaslarının neredeyse tamamını çalıştıran yüklü bir hareket yaptı. Hemen ardından ne yapıyor? Rail dead machine'e gidiyor. Neydi o? Fly machine'e ters oturup ağırlığı burada bitirip tekrardan geri döndüğümüz makine. Biraz daha arka omuz kaslarını izole bir şekilde çalıştıran bir hareketle kombinasyonu tamamlıyor. Bir çoklu hareket, bir de izole hareket. İşte Mixed Twitch'in genel antrenman prensibi bu olmalı. Peki arkadaşlar, Mixed Twitch'lerin antrenman süresi ne kadar olmalı? 10 dakika mı, 25 dakika mı, 1 saat mi, 2 gün mü, 3 ay mı, 5 ay mı? Mixed Twitch'lerin antrenman süresi ne olacak? Hemen kıyaslamaya girelim. Hocam Fast Twitch'ler kaç dakika antrenman yapıyor? Hocam 25-35 dakikada ben biteyim. Evet. Slow Twitch'lerin antrenmanı ise 90 dakika, 100 dakika, yani 2 saat, 2,5 saate kadar uzuyordu arkadaşlar. Orada biraz daha yoğunluğa göre değişiyor. Mixed Twitch'lerde bu süre nasıl olacak? Hatırlarsanız eğer yoğun olarak bir Mixed Twitch'seniz Fast Twitch'siniz demiştik. Dolayısıyla buradan bakacak olursak Mixed Twitch'lerin antrenman süresi ortalama 40-50 dakikadır. 1 saatin üzerine çıkmaması lazım. 30-35-40 dakikanın altına da inmemesi lazım. Yani 40 dakika ile 60 dakika arasında Mixed Twitch'ler antrenman yaparlar arkadaşlar. Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Tabii. Bir gün ne yapalım biliyor musun? Senle ben antrenman yapalım. Bir slow twitch'le bir fast twitch antrenman yapalım. Arasındaki farkı bariz görün arkadaşlar. Ben muhtemelen antrenmanı 30 dakikada bırakır kaçar giderim yani. İstiyor musunuz bunu arkadaşlar? Yorumlarda belirtin bunu arkadaşlar. Evet, antrenman videosu istiyorum. Yazın. Eğer bir fast twitch, slow twitch antrenmanı nasıl olur istiyorsanız yorumlara yazın. Eğer çok talep gelirse biz de bunu çekelim. Bir fast twitch ile slow twitch aynı anda antrenman yaptığı zaman kullandıkları kilolar, yaptıkları tekrarlar nasıl değişiyor? Onu gösterelim. Yani yüzümüzün nasıl sararması, nasıl devam etmesi, bakacağız. Bilmiyorum yani. Set arası süreleri. Fast twitch'lerde 10-15 saniye maksimum. Slow twitch'lerde 30 saniye, 35 saniye, 40 saniye demiştik. Ona da ortalama 40 saniye, 30 saniye diyelim. Peki mixed twitch'ler? Mixed twitch'lerin set arası kaç saniye olacak? Arkadaşlar 20 saniye, 25 saniye ortalama olacak mixed twitch'lerde. Biraz daha fast twitch'e göre dinlenme süreleri 5 saniye kadar uzuyor. Ama asla bir slow twitch kadar uzun dinlenmemeleri lazım. Hocam bir şey soracağım. Kendimi bir izleyici yerine koyup sana şunu söyleyeceğim. Soracağım. Şimdi mixed twitch'i çok düz mantık bir şekilde anlamaya çalışıyorum. Fast twitch'li set aralarının dinlenme süresi 10-15 saniye. Slow twitch'lerde 30-35 saniye. Demek ki o zaman ben mixed twitch'sem daha ortalardayım. Biraz ondan biraz ondan. Yani bu şekilde anlayabilirler mi? Yani temel olarak şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Mixed twitch, slow twitch ile fast twitch'in ortasında yer alırken fast twitch'e daha yakındır. Aynen. Bu çok önemli bir ayrıntı. Gelelim üçüncü başlığımız, beslenme. Şimdi öğün sayılarına gelecek olursak fast twitch'ler günde kaç öğün besleneceğim? 6, 7, 8 öğün beslenebiliyor. Şimdi ben bir slow twitch olarak ne yapıyorum? Kalkıyorum, uyanıyorum. Yemek yemeden, kahvaltı yapmadan direkt antrenmana başlıyorum. Yaklaşık 1 saate yakın bir kas ağırlığı antrenmanı yaptıktan sonra biraz dinlenip ardına kardiyoya başlıyorum. Kardiyoyu yaptıktan sonra biraz dinlenip karın hareketlerine geçiyorum. Toplam 2 saat bir antrenmanım oluyor. Antrenman bittikten sonra bile hala acıkmamış oluyorum. Slow twitch olarak. Şimdi uzaktan eğitim, yani online eğitim paketi, yani online eğitim paketi alan
Arkadaşlara da, öğrencilerimize de eğer slow twitch'lerse kahvaltıyı ortadan kaldırmalarını söylüyorum ben. Sabah antrenman ya da uyandıktan sonra antrenman yapabilenler için bilahare bunu istiyorum ben. Kahvaltıyı ortadan kaldırmalarını istiyorum. Bu arada arkadaşlar, bizden uzaktan eğitim, yani online antrenman ve beslenme programı almak istiyorsanız alt kısımda iletişim adresini Atilla hocamıza yazabilirsiniz arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz uzaktan eğitim içerisinde? Öncelikle kişinin genetik videolarını izlemesini sağladıktan sonra hangi genetiğe daha yakın olduğunu öğreniyoruz. Dahilinde bütün ayrıntılı antrenman ve beslenme bilgilerini aldıktan sonra, kişisel hayat şartları da buna dahil, hemen ardına ben kişiyle bir telefon konuşması gerçekleştirip tüm ayrıntıları tamamlıyoruz. Ayrıntıları tamamladıktan sonra antrenman ve beslenme programlarını el yazısıyla beraber o kişiye özel bir şekilde yazıyoruz. Daha sonra Alican hocam, Atilla hocam o kişiye yazdığımız antrenman programlarındaki hareketi tek tek videoda gösteriyor. Sonra bunları toplayıp güzel bir şekilde kargolayıp o kişiye paketleyerek gönderiyoruz arkadaşlar. Eğer bizden online antrenman ve beslenme paketi almak isterseniz aşağıdaki adrese Atilla Hoca'ya ayrıntılar için yazabilirsiniz. Slow Twitch'ler bir ya da iki öğün besleniyordu. Mixed Twitch'ler ne yapıyor arkadaşlar? 3 tane ara öğün garanti. Bir de ara öğün soğuttukları zaman ediyor size 4 öğün. Yani Mixed Twitch'lerin ortalama öğün sayısı gün içerisinde 3 veya 4 olmak zorunda. Benim burada bir lafım var arkadaş. Ben burada bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar, anatomi ve genetik değiştirilemez. Bakın üzerine basa basa söylüyorum. Değiştirilemez. Hocam çok güzel yapalım. Geçenlerde YouTube'da dolaşırken hani biraz daha böyle bizim alanımızda neler yapılmış diye videoları izlerken bir tane Zat-ı Muhterem, altını çizerek Zat-ı Muhterem bir hocamızın videosuna denk geldi. Ama tam hocamızın yani. Hani. Bu hocamız diyor ki ben diyor bütün vücut tiplerine girdim çıktım diyor. Ektomorf da oldum diyor, endomorf da oldum. Hocam diyor. O ne? Mezomorf da oldum diyor. Şimdi benim bir ara gece hayatım varken ben de istediğim gibi mekanlara girip çıkıyordum. Hocamız da onunla karıştırdı herhalde. Mekana girip çıkmak zannediyor vücut tipine girmeyi. Biz zaten vücut tiplerinin bir saçmalıktan ibaret olduğunu söylemiştik. Eğer bunu ayrıntılarıyla izlemek istiyorsanız açıklama kısmında vücut tipleri videomuzun linkini bulacaksınız arkadaşlar. Yani vücut tipinin olmadığını düşün ve bu olmayan vücut tipine hem giriyorsun hem de içerisinde oynuyorsun yani. İstediğin gibi girip çıkayım böyle bir şeyler böyle istediğin gibi. Böyle bir şey yok. Yani mekanlara bile istediğin gibi girip çıkamıyorsun. Kapıda bodyguardlar var. Damın var mı, sen kimsin diye bir soruyorlar. Mekanlara bile istediğin gibi girip çıkamazken lan vücut tiplerine nasıl girip çıkacaksın istediğin gibi? Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Çık dışarı. Çık! Çık! Hatırlarsanız slow twitch'ler yağ ihtiyacı en yüksek. Hocam bir daha slow twitch'ler der misin? Hatırlarsanız slow twitch'ler yağ ihtiyacı en yüksek genetik grup demiştik. Ses twitch'lerin yağ ihtiyacı biraz daha düşüktü. Peki ya mix twitch'ler? Arkadaşlar burada anlamanız için zeytinyağından örnek verelim. Şimdi kişinin sadece zeytinyağından yağ ihtiyacını aldığını düşünerek konuşalım. Ne demiştik? Slow twitch'ler zeytinyağından günde atıyorum 2 çay bardağı içerken ses twitch'ler burada biraz daha yarım bardağa düşüyor. Yarım çay bardağı yağ ihtiyacı karşılığına yetiyor. Peki mix twitch'ler? Mix twitch'lerde bir çay bardağı tam çay bardağı yağ ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Yani slow twitch kadar çok yağ almasına gerek yok. Fast twitch kadar az yağ almasına gerek yok. Biraz daha yine ortalarda yağ ihtiyacını karşılayabilir. Yeri gelmişken bir ek not belirtmek istiyoruz arkadaşlar. Süreç içerisinde bir slow twitch olup da yarışmalarda başarılı olabilmek adına, yani genetiğini ve anatomisini değiştirebilmek adına yüklü miktarlarda steroid kullanan sporcular oldu. Takribinde yine fast twitchken daha iyisi olabilmek adına, daha yüksek kas grubuna sahip olmak adına, yani biraz daha anatomisinin genetiğinin üzerine çıkabilmek adına yüklü miktarda steroid kullanan sporcular oldu. Mixed twitchken daha çok fast twitch'e kayabilmek için steroid kullanan sporcular oldu. Arkadaşlar işte burada çok fazla sayıda örnek verebiliriz. Bu sporcuların hemen hemen hepsi ya da çok büyük bir kısmı genç yaşlarda ölümüyle sonuçlandı. Hemen bir örnek verelim. Yakınlarda ölen Dallas McGovern vardı. 26 yaşında, yarışma kilosu 130 kiloydu. İnanılmaz sayıda steroid kullandığı kimyasal aldığı için 26 yaşında kalp krizinden öldü. Yine Rich Piana, hepinizin tanıdığı gibi. Rich Piana bunu hiç çekinmeden söylüyordu ne kadar steroid kullandığını. Çok hiç çekinmeden söylüyordu. Son 25 yılında graft hormonu kullandığını ve dahilinde sürekli testosteron aldığını söylüyordu. Hatırlarsanız Rich Piana'nın bir videosu var. Diyor ki, eğer tricepslerinizi geliştirmek istiyorsanız yatmadan önce skull crusher hareketini 100 tekrar yapın diyordu. Genetik videolarımızı izleyen herkes biliyor. 100 tekrar kim yapabilir arkadaşlar? Slow twitch'ler yapabilir.
Yani Rich Piana'da büyük ihtimalle slow twitch genetiğine yakın bir sporcuydu. Ama kullandığı growth hormonlarıyla, testosteron hormonuyla, kullandığı yüksek miktarda steroidlerle o kütleye ulaşabildi. Yani genetiğini değiştirebilmek istedi. Asla bir yarışmaya giremedi, asla yarışmada başarılı olamadı. Bunu anlayınca da zaten sadece işin show kısmına, pazarlama kısmına yöneldi. Ve 50 yaşını görmeden, 50 yaş civarlarında öldü. Ne dedik? Dallas McGovern dedik, Rich Piana dedik. Türk sporculardan örnek verecek olursak 32 yaşında, geçen yıllarda Şahin. Ölen Şahin İrenci vardı arkadaşlar. DNP yani yüksek yağ yakımı sağlayan kimyasal, çok güçlü kimyasal bir ilaçla bayram zamanında dayanamayıp 2-3 kilo kadar baklava yiyor. Yaşadığı pişmanlığın etkisiyle normalde bir tane kullanması gereken DNP'den 4 ile 8 arasında bir sayı alıyor. Ve çok kısa bir sürede kullandığı bu yüklü steroid ona, yağ yakımı için kullandığı yüklü steroid ona kalp krizine neden oluyor. Hastaneye yetiştirdiklerinde zaten ölmüş oluyor. Doktorlar kalp masajı yapamadıklarını söylüyorlar. Göğüs kafesi o kadar sertleşmiş ve taşlaşmış ki kullandığı ilaçlardan dolayı göğüs kafesine kalp masajı yapamadıklarını söylüyorlar. Ve Allah rahmet eylesin 32 yaşında öldü kendisi. Söyleyeceğimiz o ki YouTube kapak fotoğrafının başlığında da yazdığı gibi bu işi natürel doğal yollarla yapacaksınız. Arkadaşlar hangi genetiğe sahip olursanız olun, ister fast twitch, ister slow twitch, ister mixed twitch, kesinlikle ve kesinlikle kimyasal steroid kullanmayın. Doğal, natural yapmayı tercih edin arkadaşlar. İhtiyacınız yok zaten arkadaşlar. Yani doğru çalışmayı, doğru antrenmanı, doğru beslenmeyi bizim videolarımızla, genetik videolarımızla öğrendikten sonra zaten istediğiniz sonuca gideceksiniz. Bunun amacı bu. Yani yıllar boyunca denediniz, doğru antrenman yapmayı denediniz, doğru beslenmeyi denediniz, kendinizi keşfetmeyi denediniz, işte size yol. Genetik videolarımızı izleyin, hangi genetiğe yakın olduğunuzu öğrenin ve sonuca doğrudan gidin. Bu arada hemen yeri gelmişken, bütün videolara ve anlattıklarımıza rağmen hala genetiğini çözemediğini söyleyen arkadaşları 21 günlük bir challenge'a davet ediyorum arkadaşlar. 21 günü 3 haftaya böleceğiz. 3 haftanın 1. haftasında bir fast twitch gibi antrenman yapıp beslenecekler. 2. haftasında bir slow twitch gibi antrenman yapıp beslenecekler. 3. haftada da bir mixed twitch gibi antrenman yapıp beslenecekler. Geriye dönüp baktıkları zaman hangi haftadan daha iyi sonucu aldılarsa işte zaten o genetiğe sahip oldukları ortaya çıkıyor. Hala hangi genetiğe sahip olduğunuzu anlamadıysanız 21 günlük challenge yapacaksınız. 4. başlığımız arkadaşlar supplementler. 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 Mixed Twitch'ler hangi supplementleri kullanacak? Çok basit ve net bir şekilde bir şey söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Mixed Twitch'ler hangi supplementleri kullanacak? Mixed Twitch'ler Fast Twitch'in kullandığı supplementleri kullanacak. Bu kadar basit. Aynen öyle. Yani bir Fast Twitch kreatinden %100 sonuç alıyorsa bir Mixed Twitch kreatinden %80 sonuç alacak. Dolayısıyla Fast Twitch videosunda bahsetmiştik. Kısaca yine bahsedelim. Mixed Twitch'ler kreatini kullanacaklar. Mixed Twitch'ler BCA'yı kullanacaklar. Glutamini kullanacaklar. Ve Mixed Twitch'ler bunların hepsini bir shaker'ın içerisine karıştırıp antrenmanda kullanacaklar. Deli gibi basacaklar. Ve Mixed Twitch'ler yine Vitargo'dan yani saf karbonhidrattan çok iyi sonuç alabilirler arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi Mixed Twitch'lerin eğer parası varsa et falan da alsınlar yani. Çünkü içerisinde ne var? Kreatin var. Aynen, bol miktarda. Şimdi Fast Twitch'in yakıtı, Fast Twitch'i bir araba olarak düşünelim. Fast Twitch'in benzinine kreatin. Slow Twitch'in benzinine kafein. Mixed Twitch'in benzinine ikisi. Hem kafein hem kreatin. Hem benzinli hem tüplü araba. Yani. Vitargo diye mucize bir karbonhidrat şekli var arkadaşlar. Saf karbonhidrat. İçerisinde şeker de yok, içerisinde yağ da yok. Saf karbonhidrat. Saf karbonhidratlar yani anabolik supplementler Fast Twitch'lerde çok fazla işe yarıyor demiştik. Kreatin gibi, saf karbonhidrat gibi, Vitargo gibi, Gainer gibi bunlar biraz da anabolizan supplementler oldukları için Fast Twitch'lerde çok fazla işe yarıyor demiştik. Aynı şey Mixed Twitch'ler için de geçerli arkadaşlar. Eğer Mixed Twitch'seniz, iki genetikten de özellikler taşıyorsanız kreatin kullanabilirsiniz, Vitargo kullanabilirsiniz, BCA, glutamin kullanabilirsiniz. Bunlardan da iyi sonuçlar alırsınız. Ama yağ yakıcı supplementler size fayda etmez arkadaşlar. Ya da çok az fayda eder diyelim. Fayda etmez, çok az fayda eder. %80 fayda etmez, %20 evet. Fayda eder. Yeri gelmişken arkadaşlar slow twitch'lerde kilo almak isteyenlere biz kreatin öneriyoruz. Yani kreatin kesinlikle fayda sağlamıyor diye bir şey yok. Fayda sağlıyor ama az fayda sağlıyor. Evet. Dolayısıyla bir fast twitch'te ve mixed twitch'te karnitin, kafein bunlar da küçük miktarlarda fayda sağlar. Yani hiç fayda sağlamaz diye bir şey yok. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar gelelim notlar kısmına yani 5. başlığımıza. Şimdi buraya geldik, buradan bahsetmeden hemen önce, eğer anlamadığınız kısım olursa
Hala hangi genetiğe sahip olduğunuzu çözemiyorsanız bunları bize yorumlarda belirtin. Bu zamana kadar yaptığınız gibi bütün yorumları tek tek ayrıntılı bir şekilde cevaplıyoruz. Cevaplamaya da devam edeceğiz. Sorularınızı çekinmeden sorun. Biz de cevaplayalım. Ben burada bir şey sormak istiyorum hocam. Tabii ki hocam. Buyurun. Hem kendi adıma hem de izleyen binlerce insana adına. Şimdi kadının da genetiği, erkeğin de genetiği aynı. Diyelim mixed switch, slow switch veya fast switch. Genetikler tüm cinsiyetler için geçerli bir durum. Bunda hemfikiriz. Şimdi erkeğe nazaran kadının gelişimi daha mı az durumda? Burada bir testosteron devreye giriyor çünkü. Şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Hani bu daha çok fitness sayfalarının yayınladığı böyle çok kaslı kadınlardan bizim normal spor yapan kadınlar korkuyorlar. Zannediyorlar ki biz de onlar gibi kaslı olacağız. O kadar antrenman yapmayalım, fitness yapmayalım, işte bodybuilding çalışmayalım, onlar gibi çirkin bir görüntüye kavuşmayalım. Şimdi daha çok fitness sayfalarının ve dahilinde Talof Fitness Club Instagram sayfası bazen ne yapıyoruz böyle kaslı kadın fotoğrafları falan yayınlıyoruz. Biraz daha mizah olsun diye. Bunu gören kadın takipçilerimiz çok iğrenç, mide bulandırıcı falan gibi yorumlar yapıyorlar. Şimdi zannediyorlar ki onlar da spora başladıkları zaman, antrenman yaptıkları, kas çalıştıkları zaman o kadar kaslı olacaklar. Şimdi kadınla erkek arasında genetiği dışarıda bırakacak olursak eğer en elzem fark testosteron farkıdır arkadaşlar. Bir kadında olduğunun tam 25 katı erkeklerde daha fazla testosteron bulunur. Testosteron ne demek? Daha fazla kas demek, daha fazla yağ yakımı demek. Dolayısıyla aynı genetikte olan, aynı antrenmanı yapan, aynı beslenmeyi yapan bir kadınla erkek arasındaki fark da erkek çok daha fazla kas yapabilirken kadın aynı kası yapamaz. Bunun sebebi de testosterondur. Dolayısıyla hanımlar kesinlikle korkmasınlar. Çok kaslanacağım diye antrenman yapmaktan çekinmesinler. Yani yapıp yapabileceğiniz kas miktarı zaten belli. O iğrenç dediğiniz, mide bulandırıcı dediğiniz kadınlar kadar zaten kas yapamazsınız. Niye? Çünkü onlar da ekstradan testosteron alıyorlar vücutlarına. Kalçadan testosteronu iğneyle beraber vücutlarına enjekte ediyorlar. Östrojen seviyesi baskılanıyor. Östrojen kadınlık hormonudur bildiğiniz gibi. Östrojen seviyesi baskılanıyor ve testosteron yukarılara çıkmaya başlıyor. Dahilinde bir erkek kadar fazla kas yapmaya başlıyorlar. Kadınlıkları ölüyor ama onlar zaten bundan vazgeçmeyi göze almış durumdalar. Tabii yine de kaslı kadınları seviyoruz. Yani kaslı kadınlar atıyorum bir Michelle Levin, bir Anne Lasagna. Bunlar çok da hoşumuza gidiyor bizim yani. Yani şimdi. Kendi adıma hani özür dileyerek söylüyorum kendilerinden. Hani böyle biraz daha yağlı, biraz daha vücudu ya da kolları yağlı, kalın insanlardansa ben kendi adıma ben biraz de, daha sıkı, evet, biraz daha şekilli kaslara sahip olan daha hafif yağsız, parçalı. Tabii ki daha yağsız kadınları, bu benim tercihimdir. Alican hocamın da tercihi öyleymiş. Tercih ederiz. Dolayısıyla herkesin hocamın da tercihiymiş. Herkesin kas yapması, antrenman yapması şart arkadaşlar. Zaten korkmayın ya. Kadınlar erkekler kadar kaslanamazlar. Evet. Evet. Keselim. Yoğun çabaların sonrasında artık Mixed Switch videosunu sizlerle buluşturduk. Ciddi anlamda, çok ciddi anlamda çaba sarf ettik bu videoyu çekebilmek için. Çünkü bizim için en azından Slow Twitch ve Fast Twitch videosunu çekebilmek biraz daha nispeten daha kolaydı. Çünkü daha net özellikleri ayırıyorlardı. Mixed Twitch'i size bu kadar basit anlatabilmek, anlayabildiğiniz şekilde anlatabilmek için yoğun mesailer sarf ettik. Ve sonunda bu videoyu sizlerle buluşturduk. Arkadaşlar ne yapıyordunuz? Bizi şekillendirmek adına yorumlarda bulunuyordunuz, like atıyordunuz, teşekkürlerinizi yazıyordunuz. Dolayısıyla yine bunları bekliyoruz sizden. Bunların hepsi bizim için şevk demek. Çünkü emek karşılık bulunca daha güzel hale geliyor. Bizim emeklerimiz de bu şekilde karşılıkla sonlandırın lütfen. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Talo Fitness Club her zaman emrinizde ve karşınızda olacak. Hocam ben bir de şimdi bu kadar hazırlığı yaptık. Set kurduk, ışıklarımız, kameralarımız. Prodüksiyonu kurduk, backstage'i kurduk. Bir de kamera arkasındaki ekibimiz var. Evet. Atilla hocam ve Fırat hocam. Bizimle beraber bu saatlere kadar burada kalan, videonun çekimini yapan, play tuşuna, stop tuşuna basan, bizimle beraber prodüksiyonu ayarlamamıza yardım eden. Gerek uykusuz kaldılar, gerek aç kaldılar. Sevgili Fırat hocama ve sevgili Atilla hocama teşekkür ediyoruz. Gelin eve. Gelin yanımıza bir. Club takipçilerine. Tüm Talo Fitness Club takipçilerine hem Instagram'dan hem YouTube'dan hem Facebook'tan hem de üyelerimize selamlar gönderiyoruz. Herkese sevgiler arkadaşlar.
Arkadaşlar bu arada bir sonraki videomuz Circle Antrenman Sistemi olacak. Bunu da çok rahat evde uygulayabileceğim bir şekilde anlattık size. Yağ yakımı, kalori yakımı üzerinde bir antrenman olacak. Forma girme üzerinde bir antrenman olacak. Evde her gün 4 ile 6 dakika civarında yapabileceğiniz bir antrenmanı bir sonraki videoda sizlere anlattık. İzlemeyi unutmayın. Takipte kalın. Yeah motherfucker.